Ne? Karıma bakıyorum. Ya bakma, bütün çizgilerimi ezberleyeceksin. Gözüm açık, kapalı. Nereye bakarsam bakayım, hep seni görüyordum. Her baktığım yerde yüzüm vardı. Böyle karşımdasın ama dokunamıyorum. Aman Allah. Çaresizce özlemek insanı delirtir miymiş? Delirtirmiş. Çaresizce özlemek nasıl billet, ben bilirim beyefendi. Allah korusun bir daha. Amin. Faruk. Yemeğe inmemiz gerekiyor. Ben inmek istemiyorum. Ya tamam, benim de işime gelmiyor ama... Olmaz be, odaya kapanamayız. Ayıp bir şey. Değil mi? Ha. Çok ayıp. Ben bize güveniyorum. Başaracağız bunu. İnebileceğiz aşağı. Gel bakayım. Tamam. Faruk. Tamam. Aşağı inebileceğiz. Gel bakayım sen şöyle. Ya sular yine durulacak biliyorsunuz. Hem insanın bazen zamandan başka hekimi olmuyor. Yani abi sizin aşkınız nelere göğüs gerdi ya. Mahkeme gününde biraz sıkıntı olsa da biz çok sevindik abi böyle olmasına. Yani abim de dediği gibi, zamanla halletmeyeceği hiçbir şey yok bence de. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bütün gün odasından çıkmadım. Yemek de koymadı ağzıma. Ben bir bakacağım. Hanımım yemeğe inmeyeceğini söyledi. Doğum günü için o kadar heveslendi. Pastasını kesemedi kadın. Sesi düşündüm, pardon. Tamam Nurgül abla, annemi yormayalım. Sen servise başlayabilirsin. Afiyet olsun. Esma Hanım. Sakin ol Süreyya, sakin ol, ne olursun. Sakin ol. Seni delirtmesine izin verme. Daha yeni başlıyoruz. İçerim.
Çıkacağım Esma Hanım, merak etmeyin. Dışarı çık. Önce biraz konuşalım. Çık dışarıya. Esma Hanım, ben buradayım. Burada duruyorum sizinle konuşabilmek için. Siz öyle kafanızı çevirdiğiniz zaman ya da gözünüzü kırptığınız zaman ben bir yere gitmiyorum. Burada duruyorum. Ya da siz parmağınızla oğlunuza başka bir hedef gösterdiğiniz zaman o kalbini oraya açmayacak. Sizin için çok üzgünüm. Ama maalesef sizin kurguladığınız gibi dönmeyecek bu oyun Esma Hanım. Bugün sizin doğum gününüz. Keşke iyi dilekler tutsanız. Mesela bir aile olmak gibi. Yoksa çocuklarınızın canını... Hala konuşacak mısın? Esma Hanım, beni sevmek zorunda değilsiniz. Bağrınızda da basmanızı beklemiyorum. Ama siz bizim mutluluğumuza düşman olarak hiçbir şey elde edemeyeceksiniz. Düşman olmak mı? Düşman olmak için aynı kefede tartılmak lazım. Sen düşmanını başka yerde ara Süreyya Hanım. En büyük düşmanım ben değilim. Bana ihtiyaç da yok zaten. Sen kendi kendine yetersin. Anlamadım. Geçmişte senin için bazı acabalarım vardı. Ama şimdi zerre kadar tereddütüm yok. Sen büyük laflar eden büyümemiş bir ergensin. Sen oğlumu değil, onun senin peşinden koşmasını seviyorsun. Her gün sevgisine ispat istiyorsun. Alma ağacında bitenlerden. Sen aldığın sürece varsın. Sen hala zannediyorsun ki huzursuzluk çıkması için benim bir şeyler yapmam lazım. Sendeki bu huzursuz zihin oldukça hiç başkasına acet yok. Başından beri peşinden koşan, gözünün içine bakan, ağzının içine bakan bir adama sen tek kelam söz hakkı vermeden çekip gittin, terk ettin onu. Tabii senin aile olmaktan anladığım bu. Ama sen de kabahatli değilsin tabii. Anneni babanı erken yaşta kaybetmişsin. Kimden öğrenecektin ki aile olmayı? O yarım akıllı teyzenden mi? Acı değil mi? Hı? Gerçekler acı değil mi? Aile olmak, kafasından geçeni bir nefesiyle anlamak demektir. Aile olmak, yaptı mı, yapmadı mı bir bakışıyla anlamak demektir. Oğlumun başkasına bakmayacak kadar sana aşık olduğunu bilmeliydin. Sizin bir zamanlar Fevzi Bey'i bildiğiniz gibi Esma Hanım. Aşk tam olarak böyle bir şey değil mi zaten? Karşımızdakilerin hatalarını hata değilmiş gibi bize göstermez mi? Derim ya, usta malzemeyi bilir diye. Senin kumaşın bundan sonrasına dayanacak kadar sağlam değil. Yazık oğlumu kaybedeceği zamanı. Yine söylüyorum. O çantayı alıp yine gideceksin bu konaktan. Hem de sandığından çok daha önce. Hem de kendi isteğinle. Hem de girmemecesine çıkacaksın hayatımızdan. Onun için fazla yerleşme. Esma Hanım, siz ne yaşadığınızda 60 yaşına bu kadar katı kalpli giriyorsunuz bilmiyorum gerçekten. Keşke daha mutlu bir hayatınız olabilseydi. Çok üzgünüm. Bak, bu lafıma da mim koy. Pastanın mumlarını üflerken hatırlarsın. 60 yaşına yapayalnız gireceksin.
Çünkü bu ev senin giderken bıraktığın ev değil. Faruk da aynı Faruk değil. Öncelikleri değişti. Ama senin birinci olmamaya tahammülün yok tabii. Çok yakında Faruk'un hayatındaki sırrını gördüğün zaman ne dediğimi kavrayacaksın. Süreyya? Şükür ki yanılmadım. Yani bizden çok senin hoşgörüne güveniyorum demiştim de ben. Süreyya, bana ne zaman inanırsın? Yani bir daha inanır mısın? Bilmiyorum ama bütün kalbimle istiyorum bunu. Yani emin ol. Yani ne olursa olsun bir daha hiçbir sırrın ortağı olmayacağım. Hoş bu evde artık. Ne saklanacak sır kaldı, ne gizleyecek adam kaldı. Yani hepimiz en ağırından dersimizi aldık. Sen bu evdeki fırtınaya bakma. Senin olduğun yerde güneşin çıkmaması mümkün değil. Sağ ol Osman. Sağ ol. Faruk da aynı Faruk değil. Öncelikleri değişti. Yavrum, böyle olacağını biliyorduk değil mi? Biliyorduk tabii ki. Ya tatlım, yani isterken gördüm de ilaç var çekmece de. Sen ilaca mı başladın? Önemli değil, sen yokken uyuyamıyordum. Artık gerekli değil. Figen de şey diyordu bana. Senin odunu kiraya versen fark etmezsin diye takılıyordu. Günde kaç saat yatağa görüyordum bilmiyordum vallahi Faruk. Duydum, duydum. Önüne gelen işe koşturmuş. Delirmektense yorulmayı tercih ettim ben. Ah be yavrum, ah be güzelim. O yok canında ne yaptın sen öyle? Zaten halsizdin, yorgundun. Sana bütün bu olanları böyle yaşattığım için özür dilerim. Gerçekten. Her gün kafamda binlerce kötü senaryo diye dolaştım. Sana bir şey oldu ve ben yanında yokum. Aman Allah'ım. İyi ki delirmedim. Bence ikimiz de biraz delirdik o dönem. Ben hep sana deneyim kız. Gel buraya. Faruk. Yarın işe gitmesen olur mu? Bir iş falan konuşmayalım ne olur. Ya ama söyle ne olur, merak ettim çok. Hadi söyle. Yarın ben de senin formülünü uygulayacaktım. Hı? Yani bütün günümü işte dolduracaktım. Ne bileyim ben davanın böyle sonuçlanacağını. Düşünmeyeyim diye kendim işe verecektim ama. Yarın bir bakarız. Böyle bir kısmını ötelersem yer. Öğleden sonra falan belki rahat olur. Bilmiyorum. Hı. E peki ne yapalım? İdare ederiz biz de. Sana hayal ettiklerimin yarısını bile yaşatamadığım için çok 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 özür diliyorum. Buraya geldiğinden beri o kadar kötü karşılandım ki. Önemli değil Faruk falan. Borçhanene yazarız nasıl olsa. Daha uzun yıllar buradayım ben. Kaçarın yok diyorsun yani. Sence? Valla benim bildiğim bundan sonra hiç kimse hiçbir yere kaçmayacak. Bunu yapmaya hazırmışım canım. Kırdım.
Ya Esma Hanım, hayatın boyunca kurallara uydun. Babam mutlu olsun, kocam mutlu olsun, evlatlarım mutlu olsun. Hani ne elde ettin? Baban erkenden çekip gitti. Aşık dediğin adam elin sünepesinin koynunda hayatını yaşamış, ruhun duymadı. Kazığın en büyüğünü sana cehennemden attı. Oğlun aşkı için seni zerre düşünmeden harcadı. Hani ne var elinde? Hiç. Onca şabaya, 60 yaşına koca bir hiç olarak girmeyi başardın Esma Sultan. Aferin sana. Hayatını zerrece takdir etmeyen bir avuç insanın önüne serdin. Kala kala sana kalan koca bir hiç. Al. Tepe tepe hayrını gör şimdi. Uyuyamayacaksın şımarıklık yapma. Uyandım bile. Sanırsın dağlarda yol olmaz. Usanırsın kalbinde güç kalmaz. Uzanırsın. Ardında huzur olmaz ki her zaman. Umutlar yön bulmaz yarın olsa da. Beklenen gün olmaz. Sözlerim gerçektir, yüreğim kardeştir her zaman. Sonsuzdur, uğraşım bitmez hiçbir zaman. Geliyor, geçiyor, hayat duruyor, durmuyor dünya. Geliyor, geçiyor, zaman dönüyor, durmuyor dünya. Sanırsın yalnızlık tek dostun, aldanırsın. Kaçmakla bitmiyor hiçbir zaman. Oh, yalnızlığın sözlerim gerçektir, yüreğim kardeştir her zaman. Geçiyor hayat, dönüyor, durmuyor dünya. Geliyor, geçiyor hayat.
Oh. Mis gibi koktu pişe ha. Annem gelse de başlasak acıktım ya. Hayırlı olsun, kaç aylık? Gelmeyecek mi acaba? Ya diğerlerin gelmeyeceği kesin de. Aha. Hadi bakalım, afiyet olsun size. Ya Nurgül abla, bir anneme bakar mısın gelecek mi diye? Tabii canım. Hanımım, müsait misiniz? Allah Allah! Nereye gider ki? Fikret, odasında yok. Yatağı da bozulmamış. Nasıl bozulmamış? Abla toplanmıştır o. Yok yavrum, öyle olsa ben bilirim. Hem biz bu saatte girmiyoruz ki odalara. Mustafa abiye mi sorsan acaba? Nurgül abla belki gece bir yere bırakmıştır. Mustafa kahvaltı ediyor. Hem bıraksa söyler bana. Kapalı. Nereye gidecek kadın tek başına ya? Kamera kayıtlarına mı baksan ben? Ne zaman nereye çıktı belki görürüz. Taksi çağırsa duyarız çünkü. Tamam iyi fikir, sen bak şey... Ben de Mustafa'ya bir sorayım. Sen de git şu Faruk'ları uyandır, hadi ne olursun. Gidiyorum abi, gidiyorum abi. Geldiler yine. Nereye gitti ya? Geldiler, başladık yine. Abi, abi. Evet. Annem evde yok. Gören de olmamış. Başına gelin, bekliyoruz. Ya bir şey olmayacağını biliyordum da... İnsan bu kadar korkutulur mu be? Tamam kuzum. Tamam. İyi olması önemliydi. İyi işte, geldi. Bir şey söyleyeceğim. Senin işin gücün yok muydu? Biraz dışarı mı çıksan? Hava alırsın, biraz kafan değişir. Ah be. Ne oldu? Ne? Bugün Emir'i okuldan ben alacaktım. Bu davadan önce söz vermiştim. Beraber yemek yeriz falan demiştim. Güya sabah arayacaktım ben onu. Hay Allah. Peki demeyeceksiniz. Bak bugün ölesiye doldurdum. Onunla zaman geçirmenin iyi olabileceğini düşündüm. Yani bana hala nasıl davranması gerektiğini bilmiyor. Daha çok yeni. Şimdi ben bir anda durduk yere iptal edersen... Etme etme. İptal etme. Tabii ki iptal etmeyeceksin ya. Çocuk heveslenmiştir şimdi. Sakın iptal etme, tamam mı? Kaçta gelirsin? Emir 9 gibi uyuyor. Beraber yemek yiyeceksiniz yani. Hı? Bu ilk günümüzü sana zehir ettiğim için özür dilerim. Yapacak bir şey yok. Artık Emir var. Öncelikler başka. Tamam. Tamam. Böyle vicdan azabı çekerek gidemezsin. Tamam mı? Teşekkür ederim. Bana hiçbir şey anlatmak zorunda değilsin. Ben senin ne olduğunu biliyorum. Teşekkür ederim. Her kim ne derseniz. Teşekkür ederim. Bir de anlaşalım senle bak. Bundan sonra konu Emir olunca ne teşekkür ne özür. Tamam mı? Hiçbir şey yok. Benim için tek önemli olan şey saat kaçta geleceksin? Geç mi geleceksin çok? Emir 9:30 gibi yatıyor zaten. Hı. O uyur uyumaz yanındayım, söz. Söz.